Madagaskar adasındaki Libertalia, Kolombiya'daki El Dorado veya Atlantis. Bunların hepsinin ortak bir özelliği var. O da kayıp olmaları. Bu üç şehir veya kıta veya kent birer efsaneye dayanıyor. Fakat bugün bunların arasından sadece Atlantis hakkında konuşacağız. Videonun başında söylediklerimi iyi dinleyin çünkü başta söylediklerime videonun sonunda geri döneceğim. Sonra o neydi ya deyip başı sarıp durmayın. Her şeyden önce size Atlantis'in neye benzediğini göstermek istiyorum. İşte böyle bir şey. Bu harita veya görsel ne diyorsanız Sokrates'in öğrencisi M.Ö. 400'lü yıllarda yaşamış Yunan filozof Platon tarafından anlatılan hali böyle. Evet, bu fotoğrafa iyice baktığınızı varsayıyorum. Sonra tekrar döneceğiz buna. Atlantis, antik Yunanca'da Atlas'ın adası anlamına geliyor. Platon, Atlantis kelimesini, Atlantis şehrini, Critias ve Timaeus adlı kitaplarında kullanmış. Critias kitabında, M.Ö. 9500 yıllarında Atlantislilerin Atinalılara savaş açtığını ve Atinalıların bu savaşı kazandığını ve Atlantislilerin, bildiğiniz gibi o zamanlar Yunan mitolojisi falan yaygın, Atinalılara savaş açtığı için Yunan tanrıları tarafından Atlantis'in Atlantik Okyanusu'na batırıldığını yazmış. Ve Atlantis'in konumunun kesin olmamakla beraber Herkül'ün sütunlarının ilerisinde olduğunu söylüyordu. Ve o günden beri bu şehir bir kayıp şehir efsanesine dönüştü. Şimdi ise insanlar burayı fantastik filmlerde ve çizgi romanlarda falan kullanıyor. Platon, M.Ö. 427 ile M.Ö. 347 yılları arasında yaşamış bir filozof ve matematikçi. Sokrates'i bilmeyen yoktur. Platon, Sokrates'in öğrencisi ve Sokrates'in söylediği her şeyi kaleme alan kişi. Platon gerçekten çok önemli birisi. Yazmış olduğu bir sürü kitap var ve bazıları mağara alegorisi gibi bugün hala konuşuluyor. Peki birçok konuda haklı çıkan ve dünyada gelmiş geçmiş en önemli insanlardan biri olan, yüzlerce yıl öncesinde yazdığı kitaplar bugün hala konuşulan birinin Atlantis hakkında bize anlattığı şeylere neden inanmayalım? Tamam, sırf Yunan tanrılarına savaş açıldığı için ceza olarak tanrılar tarafından Atlantis'in batırılması saçma ama belki de doğal yollarla batmış olabilir. Her neyse, Platon Atlantis hakkında bahsettikten sonra bugüne kadar birçok araştırma yapıldı. Fakat şu anda hala bu kayıp şehri konuşuyor olmamızı bir Amerikan milletvekili olan Ignatius L. Donnelly'ye borçluyuz. Donnelly 19. yüzyılın başlarında bu Atlantis konusunu geri açtı ve tüm dünyayı etkilemeyi başardı. Donnelly 1882 yılında Atlantis Antediluvian Dünyası isminde bir kitabı çıkarttı. Ve bu kitap kısa bir süre içinde çok fazla sattı. Ve kitabında Atlantis'in konumunu ve şeklini bu şekilde gösterdi. Bu kitapta Atlantis kıtasının büyük tufandan önce var olduğu teorisini yazdı. Kitabı yayınladıktan bir yıl sonra Ragnarok, Ateşin ve Çakılın Çağı isimli yeni bir kitap çıkardı. Burada da bir göktaşının çarpması sonucunda bu büyük tufanın oluştuğu, Atlantis'in bu yüzden battığını ve mamutların soyunun bu yüzden tükendiği yazıyordu. Ve yaklaşık 20 bin yıl önce buz çağının en soğuk döneminde deniz seviyesi şu ankinden 120 metre daha alçaktı. Bu yerin lokasyonu dediğim gibi Herkül'ün sütunlarının, yani Cebeli Tarık'ın biraz daha ilerisinde olduğu söyleniyor. Fakat ortaya birçok görüş atıldı. Bunlardan ilki Atlantis'in Akdeniz'de olduğu. Sardinya, Girit, Santorini, Sicilya, Kıbrıs, Malta, Troya, Tartessos, hatta Manisa'nın kayıp ilçesi olarak bilinen Tantalis, Atlantis'in kendisi veya bu saydığım kentlerin yakınında olabilir. Santorini veya diğer adıyla Terra, tarihte şu ana kadar bilinen en büyük volkanik patlamalardan birini yaşamıştı. Ve bu patlamanın sonucunda Akdeniz'de küçük bir tsunami oluşturdu. Bu tsunami'nin sonucunda ise bazı uzmanlara göre Girit'e yakın bir yerde yaşayan Minos uygarlığı bildiğiniz yok oldu. Herkül'ün sütunları demişken, bu bölge M.Ö. 600'lerde, yani Platon'dan yaklaşık 200 yıl önce Lakonya Körfezi olarak biliniyordu. Bir diğer lokasyon ise Atlantik Okyanusu. Cebeli Tarık Boğazı'nın biraz batısında bulunan Kanarya Adaları ve Madeira Adaları Atlantis'in olduğu yere yakın olmaya aday durumda. Buradaki adalarda yapılan araştırmalarda Kanarya Adaları'nın yaklaşık son 4 milyon yılda sürekli yukarı ilerlediği tespit edilmiş. Ve biraz daha kuzeyde bulunan Azorlar ise yine Atlantis'e yakın bir yerde olmaya aday. Bir başka lokasyon ise Avrupa. Kuzey Denizi'nde bulunan Britanya Adaları'nın doğu tarafında bulunan eski bir yerleşim yeri olan Doggerland. Bu bölgede M.Ö. 1600'lerde buzul çağı sona ererken Storaga yer kayması yaşandığında çok büyük bir tsunami oluştu ve bu kent sular altında kaldı. Bir başka Avrupa lokasyonu ise Endülüs. 2011'de National Geographic Channel için çalışan bir takım Atlantis'in önceden şu Huelva, Sevilla ve Cadiz'in ortasında olduğunu ama tsunami sırasında battığını söylemişti. Hatta bazı insanlar Atlantis'in Antarktika'da olduğunu düşünüyor. Bazıları da Karayip'te olduğunu. Yani Atlantis'in nerede olabileceği hakkında birkaç tane lokasyon var. Bunlardan en mümkün olanı Akdeniz veya Platon'un dediği gibi Cebeli Tarık'ın biraz ilerisinde bulunan bölgeler. Olası iki ihtimal var ve önceden
Yunan'dan da dediğim gibi Platon'dan önce Herkül'ün sütunları olarak bilinen yer Lakonya Körfezi'ydi. Fakat Platon Atlantis'ten bahsederken Herkül'ün sütunlarının Cebeli Tarık'ın biraz daha ilerisinde olduğunu söylüyordu. Yani önümüzde şu anda Atlantis olabilecek iki yer var, ya Girit'in yakınları ya da Cebeli Tarık'ın ilerisi. Şu anki Bodrum'da doğan, kimileri tarafından tarihin babası olarak kabul edilen Herodot, Platon doğmadan 2 yıl önce ölmüştü ve kendisi M.Ö. 430'lu yıllarda yaptığı dünya haritaları şu an bildiğimiz haritalara oldukça benzemesiyle biliniyor. Ve Platon'un Atlantis hakkında yaptığı çalışmalarda Herodot'tan ilham aldığı inanılmaz derecede belli oluyor. Bu da Herodot'un M.Ö. 430 yılında yaptığı bir harita. Şu an bildiğimiz haritaya oldukça benziyor. Ama bakmanız gereken yer sol tarafta. Herodot Atlantis'in Kuzey Afrika'da olduğunu gösteriyor. Başta gösterdiğim Atlantis'in Platon tarafından anlatılmış halini hatırlayın şimdi. Hatırladınız mı? Neyse. Boşta. Buna çok benzeyen bir yer geçen aylarda yine gündeme geldi. Hem de tam Herodot'un tarif ettiği yerde. Uzaydan böyle gözüküyor. İkisi arasında bariz bir şekilde benzerlik olduğunu inkar edemezsiniz. Burası Mauritania ülkesinin kuzeyinde bulunuyor ve Kanarya Adaları'na 850 km uzaklıkta. Yani bu bölgeyle Platon'un anlattıkları inanılmaz bir şekilde benziyor. Etrafındaki halkı sayısı, bize verdiği ölçüler ve güneyinde denize doğru giden bir nehir tarzı bir yer var. Bugün baktığımızda buradan kesinlikle suyun geçtiğini görebiliyoruz. Bu yerin kuzeyinde dağlar var. Ve sadece bu değil, bu dağlarda da nehirler var. Ve aynı şekilde belirtildiği gibi batısında yüksek, denize paralel dağlar var. Aynı Platon'un dediği gibi bu yerin ortasında temiz su üretebilen bir yer var. Ve bölgenin etrafındaki sular denizden geldiği için şüphesiz bir zamanlar bu yerleşim yeri suyun altındaydı. Bu bölgede bol bol siyah, kırmızı ve beyaz taşlar bulunuyor. Ve Atlantis'te başıboş fillerin dolaştığı yazıyordu. Bu arada bugün Mauritania'da hala filler mevcut. Bu bölgeye yakın mağaralarda fil çizimleri bulundu. Araştırmacılar o bölgeden yay, ok, tabak gibi şeyler çıkardı. Yani bir zamanlar o bölgede kesinlikle birilerinin yaşadığını biliyoruz. Ama ne zaman yaşadıklarını veya kimlerin yaşadığını bilmiyoruz. Bu bölgenin adı Sahra'nın Gözü veya Richard Yapısı olarak biliniyor. Ve Atlantis'in bir depremle ya da volkanik patlamayla veya tsunami ile yok olduğunu biliyoruz. Peki ya depremin olduğu yer Atlantis, yani bugün Richard yapısı dediğimiz yerse? Yani çok büyük bir deprem olmalı ki bu bölge defalarca aşağı yukarı kalkmış. Ve oraya giden kişiler etrafta balık kemikleri ve deniz kabuğu gördüğünü falan söylüyor. Çölün ortasında olan bir yer için hayli garip bir durum. Hatta 2007'de bu bölgede balina kemikleri bulunmuştu. Yani sonuç olarak Atlantis'in nerede olduğu konusunda kesin bir kanıtımız yok. Fakat elimizde Atlantis'in olabileceği yer olarak iki yüksek ihtimal var. Birisi demin bahsettiğim Richard yapısı, diğeri ise Lakonya Körfezi. Girit civarlarında bir zamanlar tsunami yaşandığını biliyoruz. Richard yapısının olduğu bölgede deprem olduğuna dair belge yok. Ya da varsa ben bulamadım. Fakat oradaki izler büyük bir depremin olduğunu işaret ediyor. Eğer sizin de Atlantis'in nerede olabileceği hakkında teoriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu videodan sonra sanırım daha çok araştırma yapacağım. Eğer kayda değer bir şey bulursam bir video daha yapabilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve görüşmek üzere.